Hayatta tesadüfün, şansın hiçbir rolü olmadığını söylemek mümkün değildir. Herkes çok güzel tesadüflerle karşılaşabilir ama önemli olan bunu değerlendirmesini bilmektir. Ne yazık ki birçok insan karşılaştıkları olumlu tesadüfleri görememekte, farkına bile varamamaktadır. Farkına varanların çoğu da tesadüfleri başarıya dönüştürememektedirler. Zira olumlu tesadüf bir başlangıçtır, bir şanstır. Siz bunu bilinçli ve disiplinli bir çalışmayla ileriye götürmezseniz hiçbir işe yaramaz. Bu kısa girişten sonra kısaca da kendimden bahsedeyim. Ben 73 yaşında emekli bir profesörüm. 20'nin üzerinde patent ve faydalı model belgem başvurum bulunmakta. Bir dahi değilim kesinlikle. IQ'yu ölçtürmeden ama çok yüksek olmadığını tahmin ediyorum. Ama ben çok çalışkanım. Ben bu yaşımda hala günde 12 saat çalışıyorum. Hiçbir okulu ikincilikle bitirmedim. Almanya'da Stuttgart Teknik Üniversitesi'nde Senato'nun verdiği özel kararla, takdirname ile mezun oldum. Çok iyi bir tahsil gördüm. İki yabancı dil biliyorum. Bunun yanında karakterimle ilgili söyleyebileceklerim, iyi bir gözlemciyim, iyi bir araştırmacıyım, inatçı denilecek şekilde takipçiyim. İşin peşini bırakmam oluncaya kadar. Fütürist değilim ama gelişmeleri iyi takip edip değerlendirip gelecek hakkında genellikle doğru tahminler yapıyorum. 1958 yılında liseyi bitirdiğimde Türkiye'de ilk kurulacak, gelişecek sanayi dalının tekstil olduğunu öngörebildim. Ve o zamanlar Türkiye'de tekstil okunmadığı için de gittim Almanya'da tekstil okudum. Daha sonra geldim ve akademisyen olarak çalışmaya başladım. Bizim gençliğimizde 70'li yılların ortalarına gelinceye kadar herhalde dünyada en ucuz şey suydu. Onun için bir şeyin çok ucuz olduğunu anlatmak için sudan ucuz denirdi. Petrol de sudan ucuzdu. Varili 3 dolardı. Sonra 70'li yılların ortasında birinci petrol krizi, sonunda ikinci petrol krizi çıktı 3 dolar, 30 dolara, şimdi biliyorsunuz. 100 doların üzerinde. Ben ikinci petrol krizinden sonra enerji insanlığın en önemli konularından biri olacak dedim ve enerji tasarrufu konusuna yöneldim. Bu gördüğünüz 1984'te yazılmış kitap Türkiye'de konusunda yazılmış ilk ve ne yazık ki aradan geçen 40 yıla rağmen veya 30 yıla rağmen hala tek kitaptır. Sonra 2000'li yıllara geldik. O zaman da gördüm ki insanlığı ve hatta gezegenimizi bekleyen en büyük tehlike küresel ısınma. Küresel ısınmanın bir sürü olumsuz etkilerinin yanında biliyorsunuz şu anda bile hissetmeye başladığımız en önemli etkisi iklim dengeleri bozuluyor. Aşırı sıcaklar oluyor. Aşırı soğuklar oluyor. Kuraklıklar oluyor. Veya şu anda Bosna Hersek'te olduğu gibi seller oluyor. Denge bozulması var. Onun üzerine bütün çalışmalarımı küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korunma ve bunları yavaşlatma konusuna yönelttim. Şimdi bu arada ilk önce insanları aşırı sıcak ve soğuklardan koruma
ekstrem şartlar altında konfor sağlama amaçlı olarak neler yapabiliriz diye düşünürken karşıma Atlas lifleri denilen bir lif çıktı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri astronotların ve pilotlarının elbiselerinde kullanıyor. Bu liflerin içerisinde mikrokapsüller var. Mikrokapsüllerin içerisinde de faz değiştiren maddeler var. Biliyorsunuz bütün katı maddeler erirken erime gizli ısısını çevreden alır, çevresini serinletir. Sıvılar da donarken donma gizli ısısını çevreye verir, çevresini ısıtır. Demin ısıtır mı dedim, ben soğuttum şeyi. Tamam, güzel, son derece pahalı ve etkileri az. Ben ne yapayım? Ben akıllı şapka yapıyorum. Bu faz değiştiren maddeyi orada kullanıyor. Faz değiştiren madde deyince sakın çok karışık şeyler deme. Ya petrol ürünleri, parafin vesaire oluyor, yanıcı ve pahalı bir şey yapıyor. Veya tuz hidratları var. Ben kilosu 25 kuruş olan bir tuz hidratını aldım. Onun olumsuz etkilerini değiştirecek şekilde içine birkaç katkı koydum. Ondan sonra torbaları içerisine doldurdum. O torbaları da benzen yapılmış olanların içerisine koydum. Cırt bant var. Cırt bantla birlikte alın şapkanıza takın ve çıkın 2-3 saat en kızgın güneşin altında hiç çekinmeyin, güneş çarpmaz. Fazla gittik. Şimdi bu sarı renkli bir dikeliğe doğru giden, onun içerisinde bir şey olmayan beyaz bir şapka. Görüyorsunuz sıcaklık başın üstündeki hemen 45 dereceye çıkıyor. Mor renkli olan bizim faz değiştiren madde var içerisinde. Sıcaklık 2-3 saat 32 derecede kalıyor. Hele bu torbayı buzdolabından, buzluktan çıkarıp koyup dışarıya çıkarsanız lacivert renkli de gördüğünüz gibi başınız ilk önce bir 10 dakika kadar güzel serinliyor ve uzun süre başınız yok. Kışın da bu torbaları radyatörün üzerine koyun, eritin. Ondan sonra şapkanıza takın, çıkın. İsterseniz kayakta, istediğiniz yerde başınızı ısıtıyor. Hatta askerin baretleriyle denemeler yaptık. -35 derecede bile kafayı üşütmüyorsunuz. Bu torbaların daha büyüklükte büyüklerini ben bunu ne yana tutarsam daha buraya mı tutarsam? Daha büyüklerini parkaların içerisine yedek şeklinde yaptık. Battaniyenin içerisine koyduk ve gayet güzel sonuçlar aldık. Sonra dedik insanları koruduk. Binaları aşırı sıcak ve soğuklardan koruma ve enerji tasarrufu sağlamak için ne yapabiliriz? Aynı sistemi aldım, perdelerle cepler yaptım, güneşlik perdelere. Onların içerisine bu torbaları koydum. Kışın güneye bakan bir odaydı bu. 2-3 derece akşam gece sıcaklıklar fark etti, olumlu. Ama İzmir'de önemli olan sıcaktan korumak. Yazın güneşten yanıyoruz. Güneye bakan pencereler kışın çok güzel güneş olur, yazın almaz tepemizden gittiği için güneş. Kışın o güneşten bizi rahatsız eden pencerelere bakın, sabah güneşinden doğuya, akşam güneşinden de batıya bakanlar rahatsız eder. Tesadüf bu ya, bizim tekstil mühendisliği bölümünün binasında da bir tane doğuya batıya bakan pencere yok, hepsi kuzey güneş. Ne yapacağız diye düşünürken tesadüfen okul bahçesinde bir tane atılmış bekçi kulübesi buldum. O bekçi kulübesini gördüğünüz gibi uydurup bir şekilde izole ettim. Perdelerimi taktım.
fırın gibi. Allah Allah, olmadı. Bunu biz iyi izole etmedik galiba dedim. Onun için aldık üzerine bu sefer yeniden cam yüklü, alüminyumlu bir izolasyon daha yaptık. Yine ateş gibi. Allah Allah dedim. Sonra kafama dank etti. Ben insanları nereden korumaya başladım? Tepeden. Binaları da ilk önce tepeden koruyacaksınız. Çatılardan koruyacaksınız. Ve böylece çatı, akıllı çatı izolasyonu ortaya çıktı. Bakın bu akıllı çatı izolasyonunun etkisini göstermek için bir fuarda iki tane kulübe var arkada. Bir tanesinin çatı altının tabanında akıllı çatı izolasyonu var, bir tanesinde yok. Kulübeleri 7 saat boyunca 3000 wattlık UFO'larla sürekli ısıttık. İzolasyon olmayan mor renkli çatı altı 42 dereceye ısındı. Onun altındaki çatı katı diyelim ona da, çatı katı yeşil renkli 22'den 32 dereceye ısındı. İzolasyon olan da kahverengi olan 23 dereceden sadece 25 dereceye çıktı. 7 saat devamlı ısıtma altında. Ondan sonra düşündüm. Sen ne yapıyorsun? Sen Allah'ın insanlara verdiği en kıymetli nimet olan en büyük enerji kaynağı güneş enerjisinden nasıl korunacağım, insanları rahatsız etmesini engelleyeceğim diye uğraşıyor. Yanlış bir düşünce tarzı. Sen ilk önce bu güneş enerjisini faydalan. Enerji kıt, enerji değerli. Enerjinin temiz olması lazım. En temizi de güneş enerjisi. Ve ne yapalım? İnsanlar yapmışlar zaten. Benim yapmama gerek yok. Su ısıtıyorlar gayet güzel mesela ülkemizde de. Aldım o kolektörleri inceledim. O zamanlar vakum tüplüler yoktu. Düzlemsel su ısıtıcı kolektörlerde siyah bir levha var. Bu ısınıyor. Ve değdiği noktalardan altındaki alüminyum veya da iğnelerinde bakır boğuyu ısıtıyor. O da içindeki suyu ısıtıyor. Ahallı, aptal ve verimi düşük bir yöntem. Attım onları. Koydum kumaşı, suyu üzerinden bir delikli boruyla aşağıya doğru süzülecek şekilde akıttım. Lifler arasında kalan kılcal boşluklar kılcal boru. Öyle bakır boru, bilmem ne, hiçbir şeye gerek yok. Yukarıdan bıraktım, aşağıya gelinceye kadar su ısındı. Bulduk dedik, hemen patent başvurusunu yaptık. Ondan sonra bir süre sonra gördüm ki sıcaklığı arttırmak istiyorum, bir türlü artmıyor. Neden artmıyor? Çünkü sıcaklık arttıkça buharlaşma artıyor, açıkıyor üstü. Buharlaşmakken enerjiyi alıyor sudan ve o buharlaşma başımıza dert oluyor. Gidiyor, camda yoğuşuyor, kışın buğu yapıyor, güneş için bu şekilde olmayacak dedim. Onun üzerine yeni bir patent başvurusu yaptım. Kaynama noktası 200 derecenin üzerinde olan bir ısı transferi yağını bu sefer aldım, akıttım, ısıttım ve ısıttıktan sonra bunda lazer gösterici var mı acaba? Hangisi? Kırmızı mı? Bu delikli borudan geldi, ısındı ve burada bir eşanjörden geçirdim. Burada eşanjörden geçirdim. Suyu indirek olarak ısıttım. Şahane, 100 derecenin üzerinde sıcaklıklar bile elde edebiliyorum. Ama pahalı, zor. Yani evde bir su ısıtmak için bu sistem rekabet edemez. Ha nerede güzel sonuçlar verdi? Mesela bir kalorifer tesisatıyla bunu kombine ettiğinizde burada gördüğünüz gibi yakıt masraflarınız en azıyla %35-40 düşürülebiliyor. Güzel dedim ama kafam bir taraftan da suyun buharlaşmasını nasıl engellerim? Üzerine bir şeyler koydum, şeffaf. Olacak ama sağlam akıyorsa
kabul ettim. Sağdan soldan okuyorsun bilmem ne. Al bir naylon torba, naylon torbanın içine koy. Şeffaf naylon torbanın içerisine koydum. Ve böylece dünyanın en basit, en ucuz, en pratik alın koltuğunuzun altına istediğiniz yerde gidip sarın. Yukarıdan da hortumu bağlayın, aşağıdan suyu alın veyahut da tabir olarak devir dahiline yapın. Tamam dedim, su ısıtma oldu ve olduğuna göre bir tane de bizim apartmana kuralım dedim. Bizim ev olmasın, komşular da razı geldiler. Apartmanın çatısına bundan 10-12 tane koyduk. Kışın ısıtmıyor bu. Biz de kışın zaten kanalizlerden sıcak su alıyoruz. 6 ay bedava sıcak suyumuz olacak, gayet güzel bir lüfler. Bir gün kapıcı geldi heyecanla, üşük ve ne var? Kuşlar sizin naylonu delmişler su içmek için. Akıyor. Ne yapacağız şimdi? Hadi sağda solda konuştuk. Kimi dedi şey koyalım, sinek teli koyalım üzerine. Yok ondan da geçer gagası, bundan da geçer. En iyisi dedim ben bunun üzerine bir polikarbonattan yapılmış şeffaf mahfaza koyayım. Koydum. Eskiden çok uyduruk bulanlar bir şeye benzedi dediler. Bayağı kolektöre benzedi dediler. Ama ondan daha güzeli geldik Eylül ayında hala sıcak su var. Ekim ayında sıcak su var. Kasım ayında sıcak su var. Aralık. Tesadüfen kuşlar sayesinde bizim şey yaz kış ısıtır hale geldi. Şimdi ben suyu geçirdim, ısındı. Evet, havayı da geçirdim, hava da ısınır dedim. Başladım araştırmaya ve sonunda hava ısıtıcı kolektörler yaptım. Bunlar özellikle güneye bakan duvarlara koyduğunuz zaman kışın binanızı gayet güzel ısıtıyor bu şekilde. 70 dereceye kışın. Kışın 70 derece hava üflüyor. Ve yazın 90 dereceye de çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi odanın sıcaklığı da sabah 11 dereceden 28 dereceye ısıtmada gayet güzel kullanılıyor. Onun dışında kurutmalarda yazın 8 ay İzmir'de ne olacak? Kış mı var? Kurutmalarda kullanabiliriz dedik. Çamaşır da kurutuluyor çok güzel bununla ama en güzel meyve sebze kurutuluyor. Girişe kuru portakal koydum. Onları bu hafta kuruttum. Deneyebilirsiniz. Geldi çiftçinin birinden. Bu çok güzel. Ben bundan istiyorum. Ama benim elektriğim yok. Burada bir fan çalıştırıyorum ben elektrikle. Ne yaparım? O zaman ben de aldım panelin bir kısmının, kolektörün bir kısmının yerine panel koydum. Paneli koyunca elektriğini elde, doğru akım fanıyla iş halloldu. Ama bu arada yeni bir buluş daha yapmış oldum. Çünkü bu fotovoltaik paneller siyah olduklarından çok ısınıyorlar. Isındıkları zaman verimleri düşüyor, ömürleri kısalıyor. O bakımdan bunları soğutmak lazım. Ben havayla soğutuyorum. Soğuturken enerjiyi de alıyorum, boşa da gitmiyor. Bunlara PVT, hibrit kolektör deniyor. Tamam yaptık dedik, bunun da patentini aldık. Sonra düşündüm, Volkswagen arabanın dışında bütün arabaların motorları suyla soğutulur. Su çünkü havadan iyi soğutur. Ben bunu madem havayla soğuttum, bir de suyla soğutmayı deneyeyim dedim. Benim o basit kolektörleri aldım, panellerin arkasına yerleştirdim. Ve böylece bana göre geleceğin panelleri bunlar. Çünkü ömürleri uzun, verimleri yüksek ve bir taşla üç kuş vuruyorsun. Bir de enerji boşa gitmiyor, ısı enerjisini de sıcak su olarak alıyorsunuz. Böylece çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi konuşmamı bitirmeden önce size Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs'un bir sözünü
okumak istiyorum. Ulus sahibi insanlara başardıkları şeyi nasıl yaptıklarını sorduğunuzda onlar kendilerini bir ölçüde suçlu hissederler. Çünkü gerçekte onlar bir şey yapmamıştır. Sadece görmüşlerdir bunu. Diyorum ki bu ikinci cümleyi biraz zorlamayla şöyle değiştirsek. Çünkü gerçekte onlar bir şey yapmamıştır. Sadece görmüşler ve değerlendirmişlerdir bu tesadüfü. Böylece konuşmamın başında söylediğim tesadüfle ilgili fikirlerimi son söz olarak söyleyip bitiriyorum. Ne yazık ki birçok insan karşılaştıkları olumlu tesadüfleri görememekte, farkına bile varamamaktadır. Farkına varanların çoğu da tesadüfleri başarıya dönüştürememektedirler. Zira olumlu tesadüf bir başlangıçtır, bir şanstır. Siz bunu bilinçli ve disiplinli bir çalışmayla ileriye götüremezseniz hiçbir işe yaramaz. Götürebilirseniz de 20'nin üstünde patent ve faydalı model olur. Beni sabırla dinlediğiniz için.